Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Medine Fidan'ın yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yine maviler içerisinde. Arkadaşlar ben çok maviyi seviyorum ve mavi kıyafetlere bayılıyorum. Kıyafetim olmadığından değil arkadaşlar. Demişsiniz kıyafetin yok. Yok. Maviyi çok seviyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün salı. Pazara gittim. Eve bir şeyler aldım. Medine'ye sebze aldım. Gitti gene bayağı bir miktar. Vallahi her şey ateş pahası arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Erik aldım arkadaşlar. Muz aldım. Üzüm aldım. Onları yerleştirelim beraber. Bu neymiş? Yeşil biber. Melemer hastası. Arkadaş şu tane. 3 tane domates. 3 tane domates. 20 lira. 3 domates 20 lira. Vallahi şaşırdım. Bir salatalık ucuzdu. Böyle. 15 liraya aldım salatalığı. Şu an meyvelerimi yerleştireceğim. Vallahi hava soğudu. Çok soğuk. Artık kış moduna geçtik arkadaşlar. Geçtik de ya. Ne bileyim ben. Ben bir şey anlamıyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum artık. Her şey pahalı. Vallahi muz olmuş dünya para. Öte olmuş dünya para. Askeri ücret vallahi yetmiyor ya. Artık ben de anladım. Bilene yetiyor diyorum ama yani bilene yetiyor ama zor. Ya eskiden sizi şöyle alayım arkadaşlar. Dolabımda bırakacağım. Meyveleri bırakayım. Çocuk alıyor buradan. Vallahi arkadaşlar her şey gitgide şey yapıyor, poşetlere çöp atıyor. Bizim evde. Her şey değerli oluyor. Değerlendirdim ben. Ay, kursum açılıyor artık. Kursa gideceğim. İnşallah. Şimdi böyle bakayım. Salatalık aldım. Ya vallahi sahil alıyoruz. Eskiye döndük arkadaşlar. Eski şeylere döndük artık. Acı biber aldım. Turşuluk vardı. Alayım mı, almayayım mı diye bayağı düşündüm. Almamaya karar verdim arkadaşlar. Ya şöyle almamaya karar verdim. Çok ya. Bunu yersek yeterli yani. Vallahi hastalıklar da bir türlü geçmiyor. Biz bir kötüyüz. Biz bir kötüyüz. 101'den de bunları aldım ya arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Akşama ben sadece çay demleyeceğim. Medine tabii olmazsa olmazı melemi. Ya patates haşlarım. Belki. Medine'nin olmazsa olmazları var arkadaşlar. Dolaba artık su bırakmıyorum ya. Su bırakmıyorum. Şöyle alacağım sizi. Görüyor musunuz beni? Poşetleri şöyle topluyorum. Arkadaşlar, benim kız brokoli istedi. Brokolinin kilosu 80 TL. 80 liraymış. Vallahi artık hiç şey şaşırmıyorum. Üzüm aldım. Böyle poşetle oynuyor. Taneli ya dökülebilir şöyle geçiriyorum. Ahını da bulursun. Bakın arkadaşlar. Hem dökülmez hem şeyiniz yırtılmaz. Bunu bu şekilde geçirdiğinizde hem kabınız kirlenmez. Bunlara da bayıldım. A101'den aldım ben bunu geçen gene. Çok seviyorum böyle şeyleri. Valla geçmedi. Dün ev kışlıkları temizledim arkadaşlar. Vallahi var ya. Artık şöyle göndereyim. Şöyle maruldan ayıklıyorum. Böyle 3 tane yıkayacağım arkadaşlar. Ben seviyorum yeşilliği. Seviyorum. Bayılıyorum. O dene öyle söyleyeyim. Marulu zaten yemek zorundayım. Yeşillik yemeliyim. Böyle koyuyorum. Böyle bırakıyorum. Brokoli aldım. Bunu kusura bakmayın arkadaşlar. Haşır konuştuğum anlamı. Poşetten çıkarttım. Pürüze içinde şeyler vardı. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar ya? Şunlara. Bir tanesini böyle çıkaracağım. Roka aldım. Bu eşkimen arkadaşlar. Ben yeşillik hastasıyım. Şöyle bırak. Oh, roka bu. Poşete koyalım.
Vallahi tanesi geçen hafta 15 liraydı bunların. Şimdi olmuş kaç lira? 20 lira. Şuradan bir tane soğan koyacağım. Şu soğana baksanız arkadaşlar. Bu da olmuş 20 lira. Yeminle vallahi hiçbir şey ucuz değil. Ispanak alacaktım. Börek yapayım dedim. Yapacağım da. Patates aldım. Medine dünkü yaptığım patatesi çok seviyor. Aşırı tüketiyor. Biz patates canavarı olduk. Vallahi bilmiyorum. Brokoli aldığıma da seviniyor. Vallahi arkadaşlar. Siz de şöyle alayım ben. Evet arkadaşlar. Gerçekten her şey ateş bahası. Bunu da 101'den aldım arkadaşlar. Hayır pardon, BİM'den aldım. Hiç BİM'e gitmiyorum demiştim. BİM'e gittim. Şunu şöyle ıslayacağım. Çamurlu. Böyle ıslayayım. Bir suda kalsın. Bunlar turpum, marulum. Suya ıslayacağım. Sirkem yok, sirke alacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Hiç abonelik yok, hiç yorum yok. Hep aynıyız arkadaşlar. Biraz destek olalım ya. Valla pazardan geldim, koştur koştur. Hem story hazırladım. Hem yaptım. Ne yaptım? Video çekiyorum sizlere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Biz de büyüyelim. Büyüyorlar. Herkes yapıyor yani. Tamam, benim biraz içeriğim az olabiliyor. Ama arkadaşlar, içerik önemli değil. Kısa ve öz olmak da önemli. Tabii içerik de önemli. İstediğiniz yemek türlerini falan yorumlarını şey yapabiliriz. Öğreteceğim tabii ki. Ama ben de işte biraz şey yapmam lazım. Üstüne düşmem lazım. Tek başıma olduğum için zor oluyor arkadaşlar. Zor oluyor. Bayağı zor oluyor. Arkadaşlar çok soğuk. Artık kışlıkları çıkarttım. Ben kışlıklar çıkarken öldüm diyeyim. Yani resmen ölmüş bir durumdayım. Çok yoruldum. Sınavım yaklaşıyormuş. Sınava gireceğim. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Dua edin. Ehliyete yazılı sınavına gireceğim. Bayağı inşallah kazanmayı düşünüyorum. İnşallah kazanırım. De geçeriz. Durgun gibiyim. Evet, yorgun gibiyim. Uykusuzum. Yorgunum. İnsanın yaşadıkları bazı şeyler ağır oluyor artık arkadaşlar. Bazı şeyler artık kaldıramıyoruz. Çocuk için hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bir yerde pes ediyoruz. Bir yerde gene toplanmaya çalışıyorum. Ben çok duygularımı dışa etkili veren, bilen, yani yapan bir insan değilim. Belli eden bir insan değilim. Hepimiz üzülüyoruz, hepimiz kırılıyoruz, hepimiz inciliyoruz. Arkadaşlar ama içimize atıyoruz çocuk var diye. O üzülmesin diye. O şey yapmasın diye. Yani arkadaşlar bilmiyorum. İnsanlar artık çok değişik. Çevre artık çok değişik. Duygusala bağladım. Bağlamam ya. Ben güçlü benliğim. Arkadaşlar hiç de duygusal yaşayacak bir şey durumda değilim. Ayakta durmak zorundayım. Benim bir kız çocuğum var. Bakıp büyüdüp onu iyi yerlere getirmek zorundayım. Vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah. Emeklerimin karşılığını verir inşallah. Yoruluyorsam, diriliyorsam, mecbur ayağa kalkıp onun sorumluluğunu alırsam, ona bakıyorsam, onun her şeyi yapmak zorundayım arkadaşlar. Allah kuluna muhtaç etmeyeceğim, etmem de. Yeri gelir ben soğan ekmek yerim ama ona yedirmem. Çünkü anamın yanında bazen arkadaşlar burada gerçekçi olalım. Burada yalan da yok, dolan da yok. İleride büyüdüğünde elin kapısına oturduğunda, yani evlenir, mesleği olur demesin arkadaşlar. Demesin. Çünkü hepimizin aklında ukta bir şey kalıyor yani. İçinde ukta bir şey kalmasın diye elimden gelenin geldiğini yapıyorum. Yani kendi ya görmediğimi de yapıyorum. Ama benim çocuğum nankör değil. Ne verirsen, ne yaparsan onu bilir. İnsanın arkadaşlar her şey unutulur. İnsanlar nankör olmuş ama bir iyilik unutulmaz arkadaşlar. Gerçekten vicdanlı, merhametli bir insansanız yapılan iyiliği unutmazsınız. Yani o kadar diyorum. Kötülüğü de unutmazsınız. Bir insandan kötülük gelecekse, ya ben o insana görünce yüzüm hiç bile dönmem, yani muhatap olmam. O derece. Onun için iyilik yapın
denize atın derler de fazla da iyilik yapmayın arkadaşlar. Değer vereceğiniz insanlara değer verin. Değer veren insanlara verin. Sizi gerçekten anlayan, seven arkadaşlarınız, yani arkadaş demeyeyim, ailenize sahip çıkın. Kim yanınızdaysa, kötü gününde kim yanındaysa, iyi gününüzde de o olsun arkadaşlar. Ne diyoruz? Kanalımda kalın, bana abone olun, like atın, yorum atın. Anne kızının hayatına destek olun. Bugün fazla içerik çekemedim. Akşam inşallah çekmeye çalışacağım. Doktora götüreceğim Medine'yi kaşıntılarından dolayı. Galiba uyuz oldu. Okuldan getirdi. Bende de var aynı kaşıntılar. İşte ben de hayat böyle. Kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Sağlığınıza dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.